işler yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün Fatih'le, Paşa'yla ve Mete'yle beraberiz. Mete Dok. Bir de Oğuz'cum var. Şu anda iki tane Corsa var. Bir RV Corsa. Bir de Paşa'nın zaten kendi aracı var arkadaşlar. Onu tanıttık. Bugün de RV Corsa'yı tanıtacağız. K03'lü araç. Çok, o da çok mükemmel gidiyor. Hep beraber güzel bir gazlama videosu çekeceğiz. Gene dumanlı. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Şu an tam başlıyor. İşte sen ne kadar oldu alalı falan. Genel bir aklında vardır herhalde bir şeyler. Girelim. Yani ortalama 2 sene oldu alalı. Önce hibrit turboyla başladı. Ufaktan dedik yazılım hibrit yaparız, ufaktan gazlarız. Tabii öyle olmadı. Hibrit taktı kırıldı. Sonra dedik bari big turbo yapalım. Ne yaparız? Standart, herkes genelde sorun yaşamak için K03. Evet. Insigne K03 buldum. Taktım. Çok daha iyi oldu. Enjektör yoktu. Enjektör siparişi verdik. Geldi, taktım. 4 gün sonra silindir kapağı çatladı. Of. Dedik bu arabayı yürüteceğiz. Komple A'dan Z'ye bu. Stok kolu ve egzantrik hariç A'dan Z'ye her şeyi değiştirdik. Saplama yaptırdık. Zaten şu an piyasada toplasanız 4 veya 5 tane Corsa da var. Hemen bölüyorum. Daha demin de biz biraz konuştuk arkadaşlar. O saplama muhabbeti PFR'de de vardı. PFR'de de var. Kendi. Antalya'da da birkaç tane arkadaş da var. Antalya'da Gözden de arkadaşın var. Var. Onlara daha çok şart. Onlar Nostru falan kullandığı için daha da gerekiyor. Bize de şart. Ya çünkü bu arabanın derdi su şişirme. Su şişirince bütün güç, kuvvet üst kapağa biniyor. Üst kapak şişirme. Yani 4 gün dayandı. Saplaması benim araba 4 gün dayandı. Ama arabanın motoru orijinaldi. 250 bin de motor yani sonuçta. İster istemez gidiyor. Tabii evet. Peki K03'te arka plana koyacağız, birazdan motor içine çekeceğiz de. Direkt flaşlar pat diye oturtuluyor. Önce flaşsız koydum. Evet. Yani sağlıklı olmuyor. Yani böyle bir iki de basmadan sonra kaçırmaya başladı. He. Sonra motoru yaparken de zaten turboyu da hibrit dedik. K03 dışı Insigne K03 ama içi K0423. Yani birebir S3 turbosuyla aynı. Anladım. Normal bir K03'e göre yani bir yaklaşık 2,5-3 saniye hızlandırıyor. Turbonun egzoz tarafının büyümesi Corsa'da yani bayağı bir egzozumuz kaçlık şu anda? Egzozun boyutu 42. Yani kataat kullanıyoruz değil mi gene? Tabii kataat. Açma kapama. Yani İstanbul'da diğer türlü sıkıntı. Yani her yerde çevirme olabiliyor. Bir de arabanın birkaç resimleri var Face'de. Tanıyordur arkadaşlar. Sökük, bagajlar, işte fiberlik falan. Denedik, hepsini denedik yani. Girmişlerin hepsini yapalım dedik. Bir tek kapı sökmedim arabada daha bu zamana kadar. Bagaj yaptım fiber. Denedim hepsini. Bir de içeride saat görüyorum reis. Şurada basınç saatimiz var. Aynen. Onları tam göremiyorum. Bana bir yardımcı olursan birazdan gene arkadaşlar göstereceğim orada. 3 barlık basınç saatimiz var en önemli olarak. Evet. Yani şu anda kaç bar? 3 barlara yakın yürüyoruz değil mi? 3 bar. Yani 2-8-3. 2-8-3 üstlerde 3'e de bazen geliyor. Anladım. Ama 3 bar yani Corsa'da yürütmüyor arabayı. Yani genelde bu turboda 2-7-2-8 o aralıkta. İşte EYT saati var. Bir de voltaj var. Biraz aküden yana, şarj dinamosuna yana biraz sıkıntılar yaşamıştım. Onu bağladım. Onu görüyorum. Polis vardı o yüzden. Evet, ama ayıklı polis bizi yakalamadı. Neyse ya. Arabanın arkası sökük arkadaşlar. Kamerayı artık elime almıyorum da birazdan gene alacağım. Gene içi komple sökük boş. Yani yarış arabası her türlü hızlı olması, sökük olması gerekiyor. Ambiyans güzel oldu. Tabii ben de sökük seviyorum reis aslında. İçine bir de aslında birazcık daha durdurulabilir ol ki hiç olsa temiz olacak da. Bir de arabanın orijinalinden bahsedelim. Şimdi biz hep böyle modifiyeden bahsediyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar izlemiyor. Yakalayamıyorlar. Şimdi ona bir ufak girelim. Ya, normalde 75 beygir aracımız. Normalde 75 beygir. Ya bunlar aslında standart binilse yani şu an piyasadaki çoğu dizel arabadan daha uzun ömürlü olur. Ki biz big turbo yani limit biniyoruz arabaların.
yine de hani pek bir şey bana olmuyor. Bana mısın demiyor adam. Aynen bana öyle. Ya tabii ufak tefek sorunlar çıkartıyor. Yani, tabii yani. Motor sıfır motor bu abi. Bir turboya giriyorsan sıfır motor. Her şeyine özen evet. göstermek zorunda. Baştan bir kere kendini yapman gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü yani sonuçta yıllanmış motor. Yani 350 evet. bin kilometrede motorlar bunlar. Çok yani minimum evet. moda yani. Şu an piyasada daha fazlası da var. 350 binde olan var. Yani sıkıntı. Sonuçta enjektör ve basınç işin içine girdiği zaman olay değişiyor. Yani makine olmayan gücü veriyorsun. Orada bakımının her şeyini veriyor. Zaten ustalarda motor yaptıktan sonra sana hiçbir şekilde garanti vermiyor. Yani bu arabaya 1.5 içinin üstüne basınç bastıktan sonra hiçbir şeyin garantisi yok. Yani 1.5 basınçta da istediğiniz gibi olmuyor. Bir de reis ben yazılım işini daha demin gelirken biz yine koştuk. Onu anlatmanı istiyorum arkadaşlara. Öğrenmek isteyen arkadaşlar kendi oradan kendi basınca çözsünler. Nasıl yazılım yapıyorsunuz yani, bu araca? Corsa'nın yazılımını ben Muhammed diye bir arkadaşım var karşıda. O dosyaları atıyor bana. Ben atıyorum yani o dosyaları direkt atıyorum. Oradan, direkt alıyorum, atıyorum cihazda. Kendi oradan sorunların şeyleri de aynen. kendi temizliği de alıyorsunuz. Bazen uzaktan bağlantıyla yapıyor. Hani ufak tefek işler onları öyle hallediyoruz. Biz de akış metre yok. Biz akış metreden yürümüyoruz. Manifold rüsünün ilk sensörden yürüyoruz. Map sensörü. Çünkü o daha az bozuluyor. Çünkü akış metre yani daha 10 gün olmamış. Alalı takdim için direkt bozulmuş yani. Direkt. Orijinal olsa, orijinal olsa bile moruk bozuluyor. Her türlü gidiyor yani. Ama arabanın iç dizaynı olarak da maşallah kanka yani harbiden yani onu da son 2-3 ayda artık biraz daha toplamaya. Çünkü fiberden su fiber falan varken ister istemez kozmetiğine vakit harcayamıyorsun. Arabaya gidiyorsun, evet, evet. sür alalım, onu yapalım, bunu yapalım. Ya bir de evet, sür alalım diye baba çok vakit geçiyor. Yani her gün uğraşıyorsun. Her gün uğraşıyorsun. Abi sorun, abi sorun, ha bir sorunlar bitmiyor, aynen. bir sür alacaksın diye. Neyse hiç abi bir sür alalım mı ya? Arabayla dansıyorsun, işte sür alıyorsun, arabayı bekletiyorsun, soğusun 15-20 dakika. Yani günlük bir gece gitsin, gitmen, sür alman. 2 saatine mal oldu. Fiberli hele bir yerden bir yere gitmek, polis vesaire bunlar hep sorun zaten. Tabii tabii kesinlikle. Bizim var önce 3. köprü olmuş sadece orada işte. Şu an şu son zamanlarda 3. köprü artık boş yol. Kimseyi evet, tehlikeye atmıyorsunuz. Aynen. Zaten geçen araba sayısı belli. Geceliğin kimse olmuyor. Yani çünkü kavacıkta basılmak, akuratta zaten bitti akurat. Kavacıkta orası... basmak da artık mantıklı değil. Yani korsalarda genelde beyin sorunu yaşıyorlar. Evet, aynen, ben hiç evet. yaşamadım. 2,5 senedir bu arabaya biniyorum. Bir kere bile beyin ve uçtu ne bir şey oldu. Sadece peki beynin yeri değişmiyor. Sadece üste taşıdım yani. Taşıdın ama. Her taşını taşıdım. Önlemi almışsın evvel. Çünkü çok arkadaş var. 25 liram var abi, 30 liram var. Bana en mantıklı. Ben önereceğim zaman Corsa alın diyorum abi. Ya, Corsa aynen öyle ama Corsa'nın da yani böyle beyinsel sorunu sürekli tabii. olan yani böyle kanserli Corsa aldınız mı abi yürümeyi unutun ya. Çok evet, zor. Evet, yani evet. çok uğraşıyorsunuz. Yani iki Corsa parası harcarsınız çünkü yani her araba için geçerli gerçi ya. Yani belli bir zaman kat etmiş araba. Yorgun araba. Kesinlikle. Ya biz bunları ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Sıfırdan. Yani, bir de ama yani fiyatlar da inanılmaz fazla uçtuğu için artık ya yorum tabii, da yapamıyorum adamlar hep şey de yani. Tabii şu an yani ama adam yani şimdi, hakkını istiyor yani normal stok bir araba düzgün bir araba 25 lira istiyorlarsa bence haklıdır çünkü tabii. yani şu an yani bir yeni çıkan bir sembol sen. Diyorsunuz araba kağıt gibi yazmışlar arabaya aynen öyle yani değer mi bence değmez. Değmez evet aynen. Yani Corsa'nın dezavantajı aileye gelmiş işte tek kapı vesaire işte insanlar beyinden vesaireden dolayı korkuyor. Ya bir de modifiye için çok soran arkadaşlar oluyor. Aracın üzerine sen aracı aldığından beri bir hesabın vardır elbette kanka. Ne kadar para harcadın acaba? Ortalama belli bir bütçe söylesen arkadaşlarımda bilgisi olsun. Şu anki kurulu setup'ı 7000 liraya ortalama mal edersin. Ama ben setup değiştirdim vesaire yaptım. Tabii. İşte o patladı, şu patladı, motor yaptık, araya girdim. Yani bir turbo yapmak isteyen bir adam cebinde bence motor yapmak dahil 15.000 lira para olması evet, lazım. Evet, motor yapmak dahil kesin olmalı. Evet. Zaten şu an dolar da yüksek, motor yani ortalama 7-8.000 lira mal ediyorsunuz. Evet. Ya masraflar şu anda çok fazla yere, dolar yüzünden her şey aynen uçuklar. Öyle. Yani önceden akış metri 350 liraya alıyorduk, şimdi 500 lira olmuş. Evet. Yani hepsi fark ediyor. Kanka bu saatten sonra ufak ufak artık sıkmana doğru geçebiliriz ya, ama şu an yokmuş yukarıyız. Aynen. Bir yandan PFR'yi de şöyle bir ben de bir Instagram'a foto alayım kanka ya. Onları bir sıktırtalım. Oh,
Yani ya şu dumut lastik izine bak, şuraya bak, egzozdan çıkan dumana bak, lastik izine bak dayı. Araba tırmalamış yeri yani. Tırma. Kanka ben şöyle. Ben senin yanına geliyorum kardeşim. Bilerek Mete'cim sana da teşekkür ediyorum kardeşim. Arkadan çok güzel. Arkadaşlar eğer ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese YouTube'ları izleyinler.